Kanalıma hoş geldiniz. Hocam bugün İslam kardeşimizle bir muhabbet ettik. Dedi işte Fatiha suresinin akıdami var. Bunu bilenler var. Bazı sırlar var. 130, 313'ün sırrı ayrı var. İşte 21'in ayrı var. Hepsinin belli sırları var. Her rakamın da belli sırları var. Böyle şeyler olur mu yani? Böyle rakam sırları, sembol. Vallahi şu anda Hadi Ayet-el Kürsü'nün bir şey var mıydı mesela gücü yöneticisi? Mesela okuyan kişi çok okursa. şimdi kardeşim, kimi kardeşlerimiz bazı hocalar bu konular hakkında onlara anlatım yapıyorlar. Cahil bizim Müslüman kardeşlerimiz kendi kafasına göre gidip okuyor. Bazı onlara yan etki olduğunu biz şaşırmışız. Bu kendi başlarına okumamalılar. Ama bu tehlikelidir. Tehlikelidir. Belirli bir zaman var, belirli bir miktar var. Fakat belirli şartı var. Hani senin deli edecek kadar var mı? Belirli bir ameli var. Mesela bir hoca birisine demiş ki ola ben fakirim. Evet. Ben ne yapayım? Aa sen falan ayeti oku. İlgin Aa ol. evet. Sana kısmet getirirler. Ama şartı şurtu. Kaç adet okuyacağın yerin nasıl olmalı dememiş. Adam gelmiş kendi çocuklarının içine demiş, okumuş. Karısı, eşi orada, çocukları orada, aynı bir evde. Adam kendine okumuş yatakta. Oturmuş yatakta böyle oturmuş, okumuş. Elektrik de kapalı. Gizli okuyor ya. Sesi kendi duyuyor. Eşi de uykudadır. Çocuklar da uyumuş. Çetin adam geldi dedi hoca bir baktım odanın içinde tabaklar fırlatılıyor. Kaşıklar fırlatılıyor. Kapı açılıyor kapanıyor. Allah Allah. Çocuklar korktu. Ben korktum ben kaçtım. Dedi bu ne? Yanlış dedim. Mekanın yanlışmış. Sen önce kendini korumaya almalıydın dedi. Ben yapmadım. Koruma nasıl oluyor? Ya koruma kendini koruma almalıydı. Hoca ona dememiş. Git oku demiş. Bir de kısaca. Ya bu ne okuyan kişi kendini korumaya almalıdır. Çünkü Peygamberimiz cinlerle görüşmeye giderken cinler arasında bir savaş çıktı Çetin. Peygamberimiz onların arasına girdi. İbni Mesud onunla beraber gitti. Peygamberimiz sahabelere dedi ki cinler arasında kavga olmuş. Ben onların sulhünü yapmaya gideceğim. Benimle gelen isteyen var mıdır? İbni Mesud dedi ben gelirim. Bak İmam-ı Ömer, Ebu Bekir Sıddık, İmam-ı Ali kimse de ses çıkmadı. İbni Mesud dedi ben geliyorum ya Resulullah. Dedi hadi gidelim. Akşam çıktılar girdiler vadiye. Epey bir kaç saat getire oturdular bir yere. Bak dedi, Mesut dedi. Ben sana burada bir otur diyeceğim. Oturacaksın. Ben sana bir çizgi yapacağım. Sen bu çizgiden dışarı çıkmayacaksın. Burada bekle. Ben onların arasına gideceğim. Onları barıştıracağım. Onların topraklarını, yerlerini bölüştüreceğim. Ve ben geleceğim. Sakın sen ne de görsen bu çizgiden çıkmayasın. Bu halkanın içine çıkma, yuvarlağın içine çıkma. Peygamberimiz onun etrafında bir çizgi çekti ve duayı okudu gitti. Ama İbn-i Mesud o vadide tek kaldı. Peygamberimiz gitti tepeyi açtı. Fakat bazı beyazlarla göründü. Bu İbn-i Mesud'un rivayetine göre Peygamberimiz onlarla iç içe konuştuğunu gördü. Ellerinde ağaç mızraklar böyle görüntü alıyor uzaktan. Ondan sonra Peygamberimiz gidiyor, onların davalarını yapıyor, barıştırıyor. Onların topraklarını ayırtıyor. Müslümanlar, Müslüman cinler bu tarafa, diğer müşrik cinler bu tarafa yerlerini dağıtıyor. Ve geliyor İbni Mesud'un yanına. İbni Mesud'u çıkarıyor, o dairelerden çıkarıyor.
Ona diyor ki sen ne gördün? Ya Resulallah ben böyle kalabalık vardı, ellerinde asa vardı. Çok böyle kalabalık gördüm. Seslerden bir şey anlamıyordum. Dedi vallahi dedi eğer sen bu çizgiden çıksaydın seni öldürecekti. Allah. Tabii. Ne demek? Emre uymamak. Her şeyin bir şartı şurtu var. Cinler Muhammed Medine emrindedir. Bütün Rahmani cinler. Peygamberimiz o zaman da Peygamberimizin de emrindeydiler. Onlar Rahmani olsaydı o adamı ne öldürecekti? Ya tabii mesela o adam saygısızlık yapsaydı ve orada İbn-i Mesud çizgide çıksaydı onu vururlardı. Nasıl bir Rahmani'dir? O zaman Rahmani şeytanlı cinler savaşı vardı. Evet. Ya onları ayırdı, topraklarını belli etti ve geldi İbn-i Mesud'i aldı geldi. Hazreti Peygamber'in onlarla ne alakası var? Ya bir savaş var, onların savaşını durdurmaya gitti. Tamam Peygamberimiz onların da peygamberidir o zaman. Tabii. O da onlar da peygamber. Tabii. O da onların kitabı. Kur'an'a iman edenler de var arada. Ha şimdi Muhammed miydi? Bütün dünyadaki, bütün kainattaki, bütün mahlukatlar ona gelecek. Yani bu yer altındaki cinlerdir. Bu yer üzerindeki cinlerdir. Bu mağarada yaşayan cinlerdir, bu uçan cinlerdir. Onlar boş ver, onlar ufak cinlerdir. Galaksilerden gelen UFO'lara ben cin diyorum. Rahmani de vardır ve içlerinde de şeytani de vardır. Değişik değişiklerdir. Hepsi Muhammed Medya'ya gelmiyor. Her neyse yani Peygamberimiz çok merttir. Çok fakirlere arkadaş, yetimleri, dul kadınlara ve fukaralara çok yardım etmiş. Ve ümmetine dedi ki ey benim ümmetim fakirleri yalnız bırakmayın. Fakirleri sevin. Zenginin mali vardır. O da ümmetimdir. Ona hali kendine yeter de o aç kalmıyor. Sıkıntılı olmuyor. Ama fakirleri yalnız bırakmayın. Kur'an'da bir ayet var. Diyor ki elinizin altındaki fakirlere akrabalara. Mesela Kur'an'da böyle ayet var. Açık yani. Evet. Diyor ki neden vermiyorsunuz? Verin ki diyor eşitlenin. Hani verin ki eşit hale gelen. Evet. Mesela ben bunu birkaç tane kocaya sordum. Pek teburali olmadılar bu konuyla. O çünkü Kur'an'da diyor ki eşit hale gelin. Bak eşit hale. Hani sen ne yiyorsan o da yesin. Sen nasıl bir yerde yaşıyorsan o da yaşasın. Bu açık ve nettir yani. Ve Kur'an'da diyor ki İhtiyacından fazlasıyla ver diyor. İhtiyacından fazlasıyla ver. Ayettir. Ama adam diyor ki benim ihtiyacım 5 tane sitedir. 55 tane fabrikadır. Bu zaman böyle bir araba olur mu ya? Her insanın belirli bir ihtiyacı nedir? Bir arabadır, bir evdir, bir iş yeridir. Bakın Ebu Bekir Sıddık'a bazı bilim, ekonomi bilim adamları... Kur'an'ı da kendi kafalarına göre yorumluyorlar. Ben bunu gördüm. Bazı ekonomi bugünkü bu zamandaki ekonomi adamları Ebu Bekir Sıddık'ın hesabını malini etmiş de sakıp sallanacak kadar mali varmış. Ve o da aşere mübeşerlerden biri oldu. Allah ona cennet müjdesini verdi. Yani açık ve net. Kur'an ayeti var. Madem ki Kur'an'dan bahsediyor. Biz Müslümanız diyoruz ya. Diyor ki iyi tercih edemez. Ya bu ki Kur'an bak Peygamberimiz bunu eşit hale gel. Bak. Öyle bir zaman gelecek. Aha. Kur'an bir vadide olacak. Ümmetin bir vadide olacak. Hocam ben bir şey okudum. Diyor ki Hazreti Mehdi Aleyhisselam özellikli bir insandır. Acayip diyoruz ya. Çok yetenekli. Bir şey diyor. Ben ama zor olduktan sonra. Ben hadisi koyayım. Bu çok önemli bir şeydir. Evet. Diyor ki Mehdi Aleyhisselam'ın önemli bir özelliği Kur'an-ı Kerim'i iyi anlaması. Bak iyi anlaması. Ama mesela bazı amimler diyor ya ihtiyacın fazlasını verin. Bazıları diyor ki o ihtiyaç nedir? Neye göre ihtiyaç? Şimdi ona biraz... Az önce sen de hani eşit oldun değil mi? Eşit olsun diye ayet var. Eşit budur. Yani sen de o fakire biraz malini ver, onun gibi eşit olasın Allah'ın yanında. Yani üzerinde, tavazu tamam, bir Kur'an-ı insan Kerim, olasın. Yani Kur'an-ı Kerim diyor ki üzerinde ağalık yapma. Yani, senin üzerinde nefsani şeytan olmasın. Sen de ona empati yap, onun gibi kendini düşün, eşitlen. Yani ona yardım yap. Yani onun haline düşesin diye değil, ahiretin işin yatırım yap. Evet. Hani onun gibi eşitlen,
geleceğin fakir olabilir. Sen bir kaza sana gelebilir, ahirette bir azap gelebilir. Bugün bu fakire yap ki o fakire yaptığın hayır ve sadaka senin önüne gelsin, o kaza o azayı def etsin. Ahireti düşün. Ahiretine bir hesap ayır ki senin önüne gelsin. Sen de bu hale gelebilirsin. Gelecek ahiret hayatında. Ben dikkat ediyorum bak. İsa Aleyhisselam'ı araştıralım. İsa Aleyhisselam bazen yanındaki bir tane adamla gezintiye çıkarken diyor, ben seni gezmek istiyorum diyor ki tamam o zaman. İşte İsa diyor ki git bu kadından ekmek al. Bize ekmek verecek. Kadın da o adama 3 tane ekmek veriyor. Bu adam da yolda bir tanesini yiyor. İsa'nın yanına gelince İsa da diyor ki kadın 2 ekmek verdi. Biri sana biri bana. Evet. İsa diyor ki Allah'a yemin olsun ki doğru söyle. Kaç tane verdi ekmeği? O diyor 3. Hani 3 değil 2. Hatta burada çok olay oluyor. Sudan geçiyor bizi şey. Allah'ım kardeşim. Hani menfaat meselesi. Şimdi geçmişi oran hikayeleri anlatmak istemiyorum. Benim elimde çok önemli bir zat var. O zat ne kadar dünyada gelmiş geçmiş, ne kadar zatlar varsa nebiler gelmiş geçmiş var ve hepsinin üstüne olacak. Ben diyorum ki peygamberlerin birçoğu, özellikle son peygamberlerden bahsedelim, İsa ile Muhammed. Şimdi bunlar parayı sevmiyordular. Boş ver, ona geçmişler. Ama çok önemli bir şeydir ya bu. Benim demek istediğim Muhammed Bedi, onun şeyi, onun gizemi, o hepsini kapsayacak. Tamam, ben diyorum ki İsa ile Hazreti Muhammed. Ben yemin ederim belki bir dua okur, belki Amerika bir dua ederse Amerika'yı kabul eder. Amerika bir şey mazlum var, bir de fakir var. Yani Amerika'nın bak. Bizde yani ırkçılık var ha. Bizde ırkçılık var. Irkçılık değil, değil. Çünkü Amerika dünyayı karıştırdı. Herkes bak, diyor ben ırkçılığıyla. Yani ben misal diyorum. O eğer yani Allah-u Teala ona bazı anahtarlar vermiş. Herkes de mazlum var, herkes de iyi var. Yani Allah ona anahtarlar vermiş. Amerika bugün dünyanın altını bile bir düğmeye basarsa var ya, bir şeyi alt üst eder ha. Ya şimdi sistem, büyük sistem farklıdır. Halk farklıdır. Büyük sistem, büyük sistemin göbeği. O ayrı bir şey. Ben diyorum ki Yaman'a yakınırsa içinde Müslümanlar da var. Yok zaten mazlumlar her yerde mazlumdur. Bak yönetme bazındaki kişilere diyoruz biz. Hani ben de bahsedeyim şey. Ha şimdi bir adam Amerika bir subayısı, herhangi bir subay bir düğmeye basıyor, pese gidiyor 10.000 kilometre değil mi? Niye? Niye gidiyor? Niye? Niye basıyor? Muhammed Mehdi bir daha okuyacak. Onu füze attığı yere yangın girecek. Hocam ben bir şey. Bak yangın girecek. Onun askeri kışlası yanacak ve onun silahları etkisiz hale gelecek. Şimdi ben bir şey anlatayım. İsa çıkarken İsa'ya dediler ki cinlenmiş. Delirdi. Delidir. Mesela İsa hep fakirlerden yanaydı. Hep fakirlerden. Hazreti Muhammed'e ne dediler? Yok senden daha bilgili bizim adamlarımız var. Bak Muhammed Medine'nin elinde elektromanyetik silah var. Akıllı ol çetin, Allah ona maneviyata vermiş. Tamam ben bir şey anlatamadım. Elektromanyetik silah nedir biliyor musun? Tabii var. Elektromanyetik insanların da elinde var. Şu anda da var. Ama onun okuduğu zikirde bir kelime de elektromanyetiktir. Ben onu diyorum mesela Amerika'nın subayı bir yere kimyasal attı, bir yere füze attı. Tamam, o da aynı o kelimeyle o yeri tarif eder ve aynen o füze atılan yere gider. Ben demek istediğim şey senin bahsettiğin Mehdi sanki biraz Hz. Muhammed'in ve İsa'nın benzeridir. Askeriye alanlarını Allah bulak eder. Bak şu anda bazı bölgelerde öyle askeri bölgeler öyle yanmış ki hangi yerde silah geldi, kim vurdu kimse bilmiyor. Bak uydu bile bilmiyor. Suriye'nin 20 tane üssü gitti. Yandı. Bu silah nerede geldi kimse bilmiyor. Ve denizde de 3 tane gemi. İsrail'in çok silahı var yani gizli. Ya İsrail inkar etti. İsrail'de değil. Öyle inceleme yaptılar. Oradan gelmemiş. 20 tane üssü yandı. Ateş kül gibi oldu ha. Bütün bombaları, nükleer her şeyleri yandı. 20 tane üssü yandı. Peki gücünden bir araçtan sen mercekeyi vur güneşe bakarsın. Onu o da değil.
Kardeşim Muhammed Beyden'in elinde elektromanyetik silah var onun ona ilmi yani kelimeyle o dünler. zaman Hazreti Mehdi Sure'yi vurdu mu? Sure değil yani ben o anlamda hani o silah belli olmadı ya. Uydu görmedi bak Suriye'nin radarı da görmedi. Tamam Hazreti Mehdi, dur ben hocam burada anlatayım. Ben bunu anlatayım. Bu konu önemlidir. Vay. Suriye Hazreti Mehdi'nin işte Suriye'de askeri olacak. Demek belki bu dualarıdır hepsi. Mesela belki de bu sen söylediğin şeylerde... 20 tane çet, 20 tane Suriye'nin üssü yandı. Yani yukarıda ateş geldi ya. Üsler yandı. İlk önce Suriye dedi İsrail yaptı. Radarı inceleme yaptılar. Uçak, uçak, füze, müze gelen yok. Belki farklı bir tür yapmıştır. Yani şimdi bak dikkat et. Elektromanyetik silah bambaşkadır. Radar görmez. Ha. Bir de 3 tane gemiye de atıldı. 3 tane gemi de yandı. Japonya radarı takip etti dedi. Görünen bir cisim yok. O zaman bu nasıl bir enerjidir? Tabii Rusya'nın da henüz altısına da bir elektromanyetik silah atıldı. Denizin altındaki o deniz altı o ima edildi. O zaman ben böyle diyeyim. Hazreti Mehdi'nin zaten yakın şu anda yaşadığını söylüyorsun. Elektromanyetik dünyanın en yeni bir silahıdır. Onlar icat etmişler. Muhammed Mehdi'ye de verilmiş batında o silah. Ben onu demek istiyorum. Muhammed Mehdi bütün peygamberlerin yani bu asırda nükleer silah zamanıdır ya. Şu anda berbat yemül beterdir ya. Bütün teknoloji silahlar çıkarmış. Onun da elinde elektromanyetik silah var. Yani kelime elmeye döndür. Yani Muhammed Mehdi basit bir insan değil diyorum ya. Ama şimdi bir şey yapamıyor. Şu anda hapistir. Allah ona bir hapis vermiş. Belli bir adı var. Millet anlasın. Onun elinde gösterilmiş. Kitap açılmış. O zaman bu orman yangınları da öyle bir manyetik alan olur. Şimdi kitap manyetik bak, silah. Bana kitap gösterilmiş. Bak elektromanyetik silah. Elektromanyetik silah. İşareti de elindedir. Ne demek? O zaman dünya bir o zaman Muhammed Mehdi'nin frankası ala gidiyor. O zaman dünya karşısına çıksa boş durun. Ya bir abi Seyda arkadaşım bir zamanla dedi ki Seyda'dır, alimdir. Mukataları kim okursa kainatı asus eder. Allah'ın emriyle. Demek ki hapis bittiği zaman Muhammed Mehdi Allah ona izin verecek. Galaksilerdeki melekler de gelecek. Zor olduktan sonra o da onu okuyacak. Elektromanyetik silah radarda görülmüyor. Mesela bir yerde bulmuş da elektromanyetikle Merkel'e atıldı. Merkel, Cumhurbaşkanı ile Ukrayna'da titredi. Öyle bir şey olmuştu. Bak elektromanyetik Muhammed Mehdi'de de var. Muhammed Mehdi onun için Allah ona demiş. Ben seni her şeyde kurtaracağım. Sıkıntıya giremezsin. Seni her darlıkta kurtaracağım. Her şeyde kurtaracağım. O başka belki insanların yapamayı bir silah da olabilir. O olabilir. Açık, zahiren o silah da var. Zahirde devletlerin bulduğu bu siber saldırı da var. Elektromanyetik silah da var. Yağmur iklimi de var. İklim makinesi de yapmışlar. Ama Muhammed Mehdi'ninki Allah tarafından verilmiş. Yani bu şimdi artık Muhammed Mehdi ile bu teknolojilere karşı aynı silahı kullanacak. Nasıl kullanacaksın? Okuduğu kelimelerle. Kelime-i ledunla. Allah ona elektromanyetik silahı vermiş ve kitabı açmış ve şekli de göstermiş silah. İşte bu elektromanyetiktir göstermiş, şekil göstermiş ha. Elektromanyetik. Elektromanyetik silahı da Muhammed Mehdi'ye vermişler. İşte bu kelime, bu kelime, bu kelime. Ya belki 50 tane kelime ilmi ledun verilmiş ona. Yer yer deprem kelimesi ayrıdır. Uçakların havada kaybolması kelimesi ayrıdır. Çeşit çeşit kelimeler. Ben onun için eminim Muhammed Mehdi Diyarbakır'da olacak.
Bugün teknolojide ne silahlar varsa en üstün silah elektromanyetiktir. Bugün Amerika o elektromanyetikle denizin dibine vuruyor ve denizin dibine deprem yaratıyor ve orada tsunami yaptırıyor. Başka bir silah olabilir. O elektromanyetiktir. O harptır. O işte uyduda bulunmuyor. Harp midir? Harptır. Uyduda bulunmuyor o ha. O uyduda yakalanmıyor. Herhangi bir katı bir şey değil. Elektromanyetikle vuruyor. Enerji yükleme. Tabii. Şimdi o silahlarla böyle bir taneyi götürüyorlar, denizin altında saklıyorlar. Ve ondan sonra başka bir yerde elektromanyetiki gönderiyorlar oraya. Başka o elektromanyetik o kayaların içindeki bombayı patlıyor ve deprem yaratıyor. Deprem de olunca tsunami kalkıyor. Cezayir'deki tsunami oydu. Nerede? Öyle bir deprem yaptılar, tsunami kalktı orada. 300 bin Müslümanı katlettiler. Cezayir. He. O eski olan depremde 300 kilometre sahile aldı önüne o tsunami. 30 metre tsunami kalktı. Yapay deprem. Yapay ha? Bak Amerika'nın orada platformu vardı, platformu denizin üstünde. Ona bir şey olmadı. Tabii uzaktaydı ha. İlk önce su çekildi 200 metre. Ondan sonra 200 kilometre hızla su 30 metre kalktı çetin. Gitti o binaların içine çarşının içine girdi. 300 bin tane insan. Bu Amerika şeytan değil de nedir? Bir de diyor Allah'ın emridir. Biz Muhammed Medin bunların hepsinde haberi var. Muhammed Medin'in de elinde elektromanyetik dualar var. Kelime-i Enmiledun var. Bu. Ve ona da silah verilmiştir, gösterilmiştir. Ona maneviyatta da asa da verilmiştir. Öyle siyah, böyle sarı, temimli, öyle bir şey de yok. Onlar boş fikirlerdir. O zaman büyük savaşların büyük silahları olur. Ha ne de ben Muhammed Mehdi Allah tarafından kelimelerle donatılmış. Nükleer silahı var mıdır? Ya kardeşim nükleer silah zahirde var. Bu başka bir nükleer. Bu nükleer silah onların yanında var. Batını olur. Batında nükleer silah tehlikeli silah yok. Ama bu Muhammed Mehdi niye bu elektromanyetik silah vermiş ki onların nükleeri kullananlara musallat olacak ha? Nükleer eyle bir bela gelecek ki güneş bir patlama olacak. Güneşin patlaması yeryüzüne gelecek. O nükleer silah otomatikman kapanacak ha. Muhammed Medin'in elinde öyle güçlü silahlar, kelimeler var. Bak onlar teknolojilerine güveniyorlar. Allah'ın teknolojisi de Muhammed Medin'e verdiği kelime-i el-miladundur. Bak hele teknolojiye bak. Bak onlar dünyanın her tarafını zapt etmişler. Bak gemilerle her tarafta geziyorlar. Bak yarın öbür gün bu firavunlar kendi aralarında da savaşacaklar. Korkularından. Strateji, dünyayı ele almak istiyorlar ya. Bir, o diyor ben olayım, o diyor Rusya diyor ben olayım, Amerika diyor ben olayım. Bak ortadaki mazlumları kaybedecekler kendi aralarında. Allah-u Teala buna müsaade etmeyecek işte. Muhammed Mehdi böyle bir zamanda çıkacak. Zor bir zaman. Ha çok zor. Muhammed Bey'de ile kalkacak, gidelim cemaate gel bana bir de yapalım. Evet. Öyle bir şey yok. Muhammed Bey'de oturacak yerini bütün Firavun'a dağıttıktan sonra Firavunların memleketlerinde Müslüman olmak isteyenler, yani o Muhammed Bey'de görmek isteyenler insanlar gelecekler buraya. Burası dünyanın yıldızı, Diyarbakır dünyanın yıldızı olacak. Burada kısmet dağıtılacak fakirlere. Bir kilo altın. 1 kilo altın, 10 kilo altın. Hop, fakirin durumuna göre. Ya biliyor musun? Allah'ın görünmeyen askerleri var. Ben sana demiştim ya, Allah'ın görünmeyen askerleri değil. Planların askerlerine, silahlarına müsaade olacaklar. Yine gelecek başa. İnne dine en dalal İslam. Aynı ahlaki peygamberimize geri dönecek. Hayat böyledir. Bozulmayana kadar Allah gazap etmez. Bugün dünyanın bütün ülkelerinde bulunan firavunlar kendi silahlarına güvenerek
kendi silahlarına güvenerek ahkam kesiyorlar. Ya bugün Allah'ı hiçe sayıyorlar. Haşa, Allah çok büyüktür. Allah öyle bir emreder ki güneşe, güneş bir patlatır kendini ve o güneşteki manyetik alan gelir dünyanın semasına, ya Amerika'nın semasına, ya Rusya'nın semasına, ya planların semasını kabul edilir. Hiçbir nüktede hareket etmez, gitler. Ve bütün Allah-u Teala emreder askerlerine, bölümün askerleri onların yer altındaki bütün nükle silahların atomatiklerini keser ve elektriklerini de keser. Bu kadar basit. O zaman büyük elektrik esnileri de bekleniyor. Tabii elektrik kalmayacak ki. Onun için bazıları diyor ki nükleer silahlar çıkmış bile. İnternet de gidecek o zaman. Ya ne demek? Bugün bak güneşte bir patlama olursa bir manyetik, güneşin patlama manyetik alanı o siyah dumanı dünyanın semasına geldiği zaman var ya olduğu gibi kesiliyor yani. Uydular kesiliyor, elektrikler gidiyor. O mikserler çalışmıyor. Evet, öyle bir acayip, böyle bir güçlü Muhammed Bey'i çıkacak ki dünyada görülmemiş. Evet hocam. Herkes şok olacak ha. Allah razı olsun hocam. Sağ olasın.